Savunma sanayinde dünyanın süper güçleriyle aşık atmaya devam eden Türkiye Cumhuriyeti'ne Rusya'dan oldukça kritik bir teklif geldi. Rusya, gelin uçak gemisini beraber üretelim teklifinde bulundu. Türkiye bu teklifi kabul ederse global sahada güç dengeleri baştan yazılacak. Bu videonun sponsoru sizlersiniz değerli takipçilerimiz. Hiçbir firmayla ve kuruluşla reklam ve sponsorluk anlaşması imzalamayan Milli Uyanış'ın yayınlarının devamı için sizler de pek çok katıl destekçimiz gibi bizlere bütçenize zarar vermeyecek miktarlarda katkı sağlayabilir ve bu mücadeleyi destekleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Türkiye'nin uzun süredir uçak gemisi sahip olmak istediğini biliyoruz. Uçak gemileri dünyanın süper güç devletlerinin global çapta operasyon kabiliyetini en üst noktaya taşımak için kullandıkları ve aynı zamanda dünyanın en caydırıcı silahlarından birisi olarak gösteriliyor. Türkiye Cumhuriyeti de kendi kaynaklarını kullanarak en az 2 adet uçak gemisi sahibi olmak istediğini zaten en üst perdeden dünyaya ilan etmiş durumda. Hal böyleyken Rusya'dan Türkiye'ye oldukça dikkat çekici bir teklif geldi. Rus uzman ve albay Igor Korotchenko, Türkiye'nin deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi konusunda Rusya'ya tamamen güvenebileceğini söyledi ve Türkiye'nin uçak gemisi arayışlarını değerlendiren Rus uzman Igor Korotchenko, Ankara'nın deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi konusunda da dahil Rusya'ya %100 güvenilir bir ortak olarak yaklaşabileceğini ifade etti ve Rusya, Türkiye'nin silah ihtiyacını karşılamaya her zaman hazırdır ilanında bulundu. Rusya'daki Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Müdürü, Nasyonalya Oborona Dergisi'nin genel yayın yönetmeni Albay Igor Korotchenko, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Akdeniz'de çıkarlarını koruma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu dikkate alındığında, donanmasını güçlendirmenin tamamen meşru bir karar olduğunu kaydederek, Rusya'da tamamen her türlü silah konusunda Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaya hazır. Buna Türkiye'nin aradığı koşullarda uçak gemisi tasarımı ve teslimatı da dahil, Türkiye'nin her türlü isteği Rus savunma sanayi tarafından yerine getirilebilir. Buna deniz kuvvetleri programlarının hayata geçirilmesi, hava teçhizatının teslimatı, modern hava savunma sistemlerinin teslim programları da dahil. Yani Türkiye, Rusya'yı tamamen %100 ideal ve güvenilir ortak olarak görebilir ifadelerini kullanan Rus uzman, uçak gemisi teknolojisinin Türkiye ile ortak geliştirilebileceğini veya Türkiye'nin talep etmesi halinde uçak gemisinin tamamen Rusya tarafından üretilip teslim edilebileceğini ifade etti. Rus uzman, Rusya'nın Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu teknoloji transferini de gerçekleştirebileceğini kaydederken, Türk savunma sanayisi bu teknolojileri kabul etmeye ve bunun temelinde üretim yapmaya hazır hale geldikçe Rusya bunu seve seve yapacaktır. Yani Rusya tamamen her konuda Türkiye'nin modern silah türlerine olan ihtiyaçlarını karşılayabilir ifadelerini kullanarak, Türkiye ve Rusya'nın büyük bir işbirliği modeli geliştirerek uçak gemisini ortak bir şekilde geliştirebileceğini ilan etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda Rusya'ya nasıl bir yaklaşım sergileyeceği bilinmez ama Türkiye'nin uçak gemisi üretme konusunda oldukça ciddi olduğunu biliyoruz. Çünkü uçak gemileri bir devletin süper güç haline gelmesi için mutlak surette ihtiyaç duyduğu teknolojilerin başında geliyor. Bir uçak gemisi, uçakları taşımak, farklı görevler için havalanmalarını sağlamak ve denizlerde güç projeksiyonunu desteklemek için tasarlanmış devasa gemiler. Uçak gemileri genellikle ülke savunması ve uluslararası işbirlikleri için hayati öneme sahip. Uçak gemileri, dünya denizlerinde devriye gezen ve ülke sınırlarının korunmasında önemli bir rol oynayan modern deniz kuvvetlerinin ana bileşenlerinden birisi. Uçak gemileri, kara tabanlı hava üslerinin sağlayamayacağı hareketlilik, çeviklik ve hava desteği avantajlarına sahip. Bu nedenle çeşitli askeri operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanan uçak gemileri, ülkenin güvenliği için stratejik öneme sahip olan limanları, sahilleri ve deniz rotalarını korumak için kullanılıyor.
Uçak gemileri ayrıca uluslararası krizlere müdahale etme, afetlerde kurtarma operasyonları gerçekleştirme, barış koruma operasyonlarına katılma ve uluslararası ittifaklarda yer alma gibi uluslararası operasyonlarda da önemli bir rol oynuyor. Uçak gemileri, modern deniz kuvvetlerinin hayati bir bileşeni ve uluslararası savunma, güvenlik ve barış operasyonlarında kritik bir rol oynamanın yanı sıra dünyanın en caydırıcı silahları arasında nükleer silahların ardından ikinci sırada yer alıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük uçak gemisi filosuna sahip ülkesi olarak tüm dünyanın jandarmalığına soyunuyorsa bunu uçak gemilerine borçlu. Çünkü şu an herhangi bir noktada dünyanın her yerinde operasyon gerçekleştirebilme, hava saldırısı yapabilme ve birliklerini çıkartma harekatına hazırlama konusunda teknolojik olarak elinde imkan ve kabiliyetleri bulunuyor. Hal böyle olunca Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemilerini bir bakıyoruz Çin-Tayvan krizinde, bir bakıyoruz Karadeniz'de yaşanan krizlerde, bir bakıyoruz Akdeniz'deki gerilimlerde görebiliyoruz. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin binlerce kilometre uzaktan dünyanın tüm iç işlerine karışmasına sebep olabiliyor. Bunu yapabiliyorlar çünkü uçak gemileri var. Türkiye Cumhuriyeti'nin uçak gemisine sahip olması gerekiyor çünkü dünyadaki mazlumların hakkını korumak istiyorsak, dünyadaki krizlere müdahale etmek istiyorsak buna sahip olmalıyız. Örneğin Libya'da, örneğin Myanmar'da ve farklı coğrafyalarda Türkiye'nin müdahil olmak istediği herhangi bir durum olursa, bu noktalara güç aktarımı yapmak için uçak gemileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne inanılmaz bir güç katacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bölgesel bir güç odağı olmaktan çıkartarak küresel bir güç odağı haline getirecektir. Ve bu durum uluslararası siyasetteki söz hakkımızı da inanılmaz derecede katlayarak arttıracak bir unsur olacaktır. Türkiye'nin önümüzdeki 10 sene içerisinde uçak gemisi inşasına başlaması bekleniyor. Bu konuda Savunma Sanayi Başkanlığımızın çalışmalarına başladığını biliyoruz. İnşallah sonuç hepimizi mutlu edecek kadar kısa bir sürede gelir ve devletimiz bu muhteşem güce olabildiğince erken bir tarihte kavuşur diyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açık duruma getirerek yüklenen videolardan anında haberdar olmayı ve bu tarz videoları beğeniyor, devam etmesini istiyorsanız katıl butonu üzerinden bizlere destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.